Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, 17 Temmuz'da bir yeni ay var ve bu yeni ay çok güzel bir yeni ay çünkü Neptün destek veriyor olacak. Neptün bize bazen şiir gibi şeyler, bazen hayal bile edemeyeceğimiz kadar güzel şeyler getirir. O yüzden ben bu yeni aydan oldukça ümitliyim. Umarım herkes için de öyle olur. Burçlara ve yükselen burçlara göre etkilerine gelirsek eğer. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, hanenizde gerçekleşecek bu yeni ay. Ailenizle ilgili, köklerinizle ilgili, geçmişinizle ilgili bir sürü sorunu çözebileceğiniz bir dönem olabilir. Yine bu dönem evle ilgili değişiklikler yapmak da çok mümkün. Biraz aileyle zaman geçirme diye düşünebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu yeni ay size yepyeni insanlar getirecek hayatınıza ve bu insanlar sizin için önemli olacaklar. Tanıştığınız insanlara bu gözle bakmanızı tavsiye ederim. Yeni eğitimler, yeni seyahatler yine bu dönemde çok söz konusu olacaktır. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, para evinizde gerçekleşecek bu yeni ay ve kariyer evinden Neptün desteği var. Yani kariyerinizle ilgili düşündüğünüzden bile güzel şeyler olabilir. Yeni iş başvuruları yapmak için, yeni iş görüşmeleri yapmak için, belki patronla konuşmak için bu dönemi kullanabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, birinci evinizde gerçekleşecek bu yeni ay ya da güneşinizin üzerinde gerçekleşecek. Bu da hayatın her alanına yansıyan bir şanstan bahsediyoruz demektir. Hayatınızla ilgili önemli kararları bu dönem atabilirsiniz. Neptün de sizi destekliyor olacak. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, 12. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yani kalbinizi, ruhunuzu dinleme zamanı. Ne istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? Biraz Madas zamanı, biraz belki rüyaları dinleme, belki işaretleri dinleme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Neptün de destek veriyor olacak. Yine sigortalar, krediler, vergilerle ilgili konularınız varsa bu dönem çözüme ulaşabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, size yeni ortamlara gir diyor bu yeni ay. Yeni insanlarla tanış, çevreni değiştir, hayallerinle ilgili adım at. Ben destekleyeceğim diyor hayat. O yüzden bu yeni ayı kullanmanızı çok tavsiye ederim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, kariyer evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Kariyerinizle ilgili adım atın lütfen, cesur olun. Yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz, patronunuzla görüşebilirsiniz, yeni görevler isteyebilirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel bir yeni ay. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, akademik kariyer yapmayı düşünüyorsanız ya da seyahat planlıyorsanız bu dönemi kullanın. Düşündüğünüzden bile güzel olacak, emin olun. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, yatırım evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yatırımlar için doğru zaman olabilir büyük riskler almaktan. Tabii ki de kaçının ama genel anlamda devletle ilgili, kredilerle ilgili, sigortalarla ilgili işleriniz varsa bu dönem adımlar atabilirsiniz. Oldukça güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, ilişki ve ortaklık evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Ortaklıkları için, ilişkileri toparlamak için bu dönem kullanılabilir. Yalnız olanlar için de güzel bir ilişki hayatlarına girebilir. Birazcık kalbi açmakta fayda var. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, düzen değiştirdiğiniz bir dönem. Yeni bir iş olabilir, yeni bir iş ortamı olabilir, iş ortamını güzelleştirmek olabilir ya da rutinlerinizi güzelleştirmek olabilir. Bu anlamda kullanabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracaktır. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, aşk evinizde gerçekleşiyor bu yeni ay. Aşk bekleyen balıklar, lütfen etrafa bakın, kalbinizi açın. Çok da tatlı bir Neptün üçgeni destek verecek ki Neptün sizin yönetici gezegeniniz. Bu anlamda daha da güzel fırsatlar verecektir. Bunu kullanın derim ben. Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, umarım işinize yarayan bir video olur. Kendinize çok iyi bakmayı ve fırsatları kovalamayı unutmayın. Hoşça kalın.